Nizam Bey her kuşluk vakti 2 rekat hacet namazını kılar, duasını eder. Sonra da bol köpüklü Türk kahvesini içer, işe öyle gider. Çok büyük bir dert olmadıkça o hep böyle, aman kızım bunu aklından çıkarma, değil mi? Şirin abla, cahilliğimi ver, hacet namazı ne? Kız, hacet namazını bilmeyen Müslüman olur mu hiç? Anam olmayınca öğretecek kimse olmadı. Hay benim çeneme. Kusura kalma kızım. Densizlik ettim. Hacet namazı insanoğlunun bir derdi, bir dileği olduğunda kılınan namazdır. Duanı edersin. Sonra da hacetini Allah'a deyiverirsin. Abimin de derdi de dileği de belli, kızını bulmak. Ay hanımım. Heh. Acaba ben de Nizam Bey oğlumu affetsin diye hacet namazı mı kılsam? Durduğun kabahat vallahi. Şirin, durduğun kabahat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül halimül kerim. Subhane rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'elüke mücibati rahmetike ve azaime mağfiratike. Vel ganimete min kulli birrin. Vesselamete min kulli ismin. La tedali zenben illa gafertuhu ve la hemmen. İlla ferraçtehü ve la haceten hiye leke ridan illa qadaytaha ya erhamer rahimin. Ya Rabbim, hacet duamı duy. Kaybımı buldur. Kızımı bana bağışla. Kızım için yaptıklarımı vesile kıl. Onu yuvasına kavuştur. Amin. Kahveni getirdim beyim. Eline sağlık canım kız. Gel. Buyur. Buyur beyim. Başka bir isteğin var mı? Yok. Dünden beri düşünüyorum. Bir insan kafa kağıdı olmadan nasıl yaşar? Hadi iş bulamıyorsunuz. Hastaneye de mi gitmiyorsunuz? Hiç mi hasta olmadınız? Olmaz mıyız beyim? Olduk elbet. Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor demek ki. Çok şükür dermansız derde düşmedik. İnşallah hiç düşmezsiniz. Ben evlat acısına düştüm. Derman da yok. Yok beyim. Biz o dermansız derde düşmeyiz. Ne evlenebiliyoruz, ne hastaneye yatıp çocuk doğurabiliyoruz. Hiç evlat sahibi olmamak mı daha zor? Onu da kaybetmek mi daha zor? Bana sorsak evlat sahibi olmamak derim. Sana sorsak evladını kaybetmek dersin. Herkes kendi cehennemini bilir. Peki ben sana bir soru sorayım beyim. Hiç bir daha evlenip çocuk sahibi olmayı düşünmedin mi?
Gönül öyle yol geçen hanı değil, dergâhtır kızım. Paldır küldür girilip çıkılmaz, günahtır. O arabanın Nermin'e ait olduğuna dair bir kanıt bul bize. Ben rahmetli eşini çok merak ettim de. Eski resimler duruyor mu bir müsaade etsen baksan? Bak. Sen bak, ben bakamıyorum. İşe giden ben. Ay bittim vallahi bittim. Ay Hüma. Cano'ya söyle de bana kahveyle Churchill yapsın kızım hadi. Cano, annem kahveyle Churchill istiyor. Resimlere mi bakıyordun? Nizam Bey verdi de, bu fotoğraftaki araba kimin? Çok güzelmiş. Nermin ablanın arabası o. Çocukken beni hep onunla gezdirirdi. Klostrofobi mi tuttu yine? Ha? Duvarlar mı bastı? Bir çık hava al istersen. Ben bugün erken çıksam... Çık, çık tabii. Biz bırakırdık. Ha canım. Zıpkı. Araba Nermin'inmiş. Haklıymışım. Bebeği çöpe atan o. Kanıtımızı da bulduk o zaman. Mühür niye kırık? Bilmiyorum abi. Sen kimsin? Kim bağladı seni benim dükkanıma ya? Neco. Dur tamam bir dakika. Dur. Allah. Neco bıçak ver oğlum bir şey ver. Allah. Lan bismillah daha yeni çıktık. Bu ne ya?
Allah'ım yarabbim. Dur, keseceğim bir yerini ablacığım ya. Ama mal açıldı, kesildi. Dur. Dur, indir ellerini. Abi, açılmıyor. Al oğlum, al. Eyvallah. Tamam, tamam. Beni bırakmazsanız polis ararım. Ben Eyvol'un porselinin sahibi Nizam Eyvol'un asistanıyım. Ezer geçersiz. Çekilin! Lan! Yardım edin! Yardım edin! Kimse yapma! Abi tutayım mı? Yok bırak! Polisi başımıza sarma! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Ne oluyor lan? Nermin Hanım? Şu taksinin parasını ödeyin. Tamam. Ne kadar borcun? Nermin abla hoş geldin. Geçmiş olsun. Çok merak ettik seni. Sağ ol canım. Baban evde mi? Evet, evde. Amcamın odasında. Ayakkabılarını çıkarsaydım bari. Paranı vereceğim Suat, darlama beni. Abinme de kayıp programı provası yapmayı kes. Yoksa... Menderes. Çok kötü bir şey oldu. Yakalandın. O gece seninle şirketteydik. Karımı sinemaya götürüp geleceğim ama arabam bozuk deyip benim arabamı aldın. Getirdiğinde farı kırıktı. Çöp konteynerine çarptım dedin ama öyle olmadı değil mi? Arabamı kullanan sendin. O motosiklete çarpan adam sendin değil mi? Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalamıyorum. O gece yaşananların şahidi var. Her şeyi görmüş, her şeyi. Kimmiş o gören? Nermin'cim. Lara'yı kaçırıp benim arabama koyan. Sonra da götürüp çöpe atan kadın sensin.